Fırat? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii konuşalım. Ama bak maçla ilgiliyse falan. Yok. Maçla ilgili değil. Senle ve benle ilgili. Bizle ilgili. Oturalım mı şöyle? Tabii gel. Aslında biraz geç kalınmış bir konuşma bu. Ya ben daha önce cesaretimi toplayıp bir kere konuşacak oldum ama olmadı. Araya başka şeyler girdi. Güneş almaya geldikleri gün değil mi? Evet. Ya ben sonrasında belki merak edersin. Sorarsın diye bekledim. Ama senin gündemin her zaman çok yoğundu. Bir de o kız. Her neyse. O yüzden daha fazla geç kalınmamalı. Ne var ne yoksa bugün konuşulmalı her şey. Dinliyorum Murat. Ben bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum Fırat. Nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Ama şunu çok iyi anladım. Bu dünyadaki en zor şey ne diye sorsalar beklemek derim. Beklemek. Hissetmesini beklemek. Görmesini beklemek. Bir gün gözlerinin ta içine bakmasını beklemek. Ama en zor da ne biliyor musun? Ümit etmek. Olmayacağını bile bile kendine ümit edecek aralıklar bulmak. İmkansız hayallerin peşine düşmek. Bir gün bakar mı bana? Bir gün anlar mı içimdekileri diye diye yaşamak? Ama her defasında duvara toslayıp yeniden ümit etmeye başlamak. Ben yapmamam gereken bir şey yaptım Fırat. Seni sevdim. Seni çok sevdim. Aşk bu mu, değil mi? Bilmiyorum. Ama benim şuramda senden başka hiçbir şey yok. Söylemeyecek misin? Mesle. Beklemiyordum açıkçası. Gerçekten çok şaşırdım. Ben şaşırmadım. Sen de yargılayacaksın beni. Sen de yakıştırmayacaksın. İslam. Ben seni asla yargılamayacağım. Bunda ayıp bir şey yok. Sevmek engel olabildiğimiz bir şey değil ki. Sevmek bir tercih değil ki ayıp olsun. Sadece ben seni... Kardeşin olarak gördüm. Biliyorum çok zor.
insanın kalbine laf anlatabilmesi, söz geçirebilmesi gerçekten çok zor. Ben sana bir ümit de vermek istemiyorum. Ama bak, şunu bil. Seni gerçekten çok seviyorum. Sen benim için çok değerlisin. Ama ben senin ailenim. Bugüne kadar seni hep kardeşim olarak gördüm. Görmeye de devam ediyorum ve bundan sonra da hep kardeşim olarak göreceğim. Olur, affet beni.